Mümisvan'dan herkese merhabalar. Aracı yaptırdığımızdan beri 3 yıl geçti. 3 yıl içerisinde neleri daha iyi yapabildik sorusunun cevabını şimdi anlatacağım. Ya da neleri iyi ki yapmamışız soruların cevapları da aynı şekilde bu çekeceğim videonun içerisinde olacak. Öncelikle aracın ilk halinin ve yapım aşamasının tüm anlatımları Gezen Bilir sayfasında Volkswagen T6 Camper'a dönüşmesi macerası diye bir başlığın altında var. İlgilenenler o başlık altından bu bilgilerin paylaşıldığı güzel bir forum. Kampçıların, karavancıların, doğa tutkunlarının, offroadçuların en çok tercih ettiği bir forum Gezen Bilir. Orada ayrıntılı bir şekilde aracın yapımı, nelere parayı harcandı, ne kadar harcandı, bunlarla ilgili verileri orada bulabilirler. Şimdi ben neler yaptım en son? Şu çıkartmaları yaptırdım en son olarak. Bu çıkartmalar Kaliforniya'da var. Bu çıkartmaları yaparken şöyle sıkıntı düşünüyordum. Acaba bu çıkartmalara tüvde bir sıkıntı olur mu? Tekrardan tüv muayenesini yenilememi isteyebilirler miydi? Ya da çıkarttırmak gerekir mi? Ya da polis bununla ilgili bir sıkıntı yaratır mı bana diye çok düşünüyordum. İki kere tüve girdim. Herhangi bir sıkıntı olmadı bununla ilgili. Yani çok rahatlıkla tüvden geçiyorsunuz. Polisler de zaten bununla ilgili herhangi bir şey demiyorlar. Aracın önünde, arkasında farklı bir şey yapıştırma yoksa trafik polisleri bu kadar küçük bir şeye takılmıyorlar. Takılan olur mu? Olabilir. Ama şu ana kadar benim başıma herhangi bir şey gelmedi. Gene kullanım sırasında mobilyadaki, yani camper, bu aracı camper yapan, şuradaki taşınabilir mobilyada nasıl değişiklikler oldu ya da neleri yapmasak daha iyi olurdu gibi bir soru ya da neleri yaptık daha iyi oldu gibi bir soru soracak olursak, ilk bu mobilyaları yaptırdığımda bunların şuradaki rayları gayet sağlamdı. Frenlerde, yani ani kalkışlarda herhangi bir sıkıntı yaratmıyordu. Birbirini tutuyordu. Tabii zamanla ağırlaştıkça ürünler, içerisine bir şeyler geldikçe artık bunlar buradaki mekanizmayı, içerisindeki ağırlığı tutamamaya başladı. Ani kalkışlarda, gazlarda bunlar doğrudan pat diye arka kapağı vurmaya başladılar. Biz de sonra Çağatay'la bunu konuştuk. Çağatay bu mobilya sistemini yapan kişi. Nasıl bir çözüm bulabiliriz kolay yollusundan diyerekten konuştuk. Şöyle bir delikle delerek çok ucuzundan, çok basit bir yöntemle, şöyle bir pimle şu aradan bu pim girdi ve karşıdan çıktı. Ani frenlerde, ani hızlanmalarda herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Mesela şöyle, şurada ne yaptık? Şu pimi şöyle yerleştirdik. İki kapağı da tutuyor. Bu kapak kafasına göre açılmıyor. Bu sonradan yaptırdığımız, hani bu mobilya sistemini yaptırdıktan sonra yaptırdığımız bir durumdu. Daha sonrasında bu mobilyalarda şimdi böyle düz zemindeyken sıkıntı olmuyor. Ama uzun vadede büyük zeminlerde ya da eğimli zeminlerde, aşağı yönlü zeminlerde bu mobil şeyler, kapaklar, çekmeceler aşağı doğru gidiyor. Tutması zor oluyor. Özellikle şu tarz ocaklı kısımlarda sürekli birisini tutması gerekiyor. Onlara da şöyle içine şöyle menteşe tarzında bir şey yaptırdık. Bu menteşe tarzı şeyle de çok rahatlıkla ucuza bunlardan bulabilirsiniz mobilyacılarda. Şimdi dediğimiz gibi bu ürün bizim ihtiyaçlarımızın tamamını karşıladı. Videoyu koyalı, ilk videomuzu koyalı 3 yıl kadar falan oldu. Bu YouTube kanalı açmamızın nedeni şuydu aslında. Yaptığımız çalışmaları insanlara fikir vermesi açısından, kullanabilecekleri fikirler oluşturmak açısından oluşturduk. Zaten birçok gezdiğimiz, gittiğimiz kamp alanlarında videosunu o yüzden çektik. Başka türlü farklı bir amacımız yoktu. Orada farklı yorumlar var. Yani insanlar eleştirmeyi çok kolay görüyorlar gerçekten de. Yani buradaki amaç mümkün olduğunca en uygun fiyata, en yüksek düzeyde bu araçtan yarar sağlamak. Birçoğunuz kamp karavan gruplarına da üyedir zaten. Bu pandemi sürecinde de bu tarz araçların önemi çok fazla arttı. Kapısının önünde 100 bin liralık, 200-300 bin liralık karavanlar olup da
Sadece tutan kişiler de var. 90-95 model bir tane transporter aracı alıp da içine 3.000-4.000 lira harcayıp da tüm Türkiye'yi dolaşan kişiler de var. Ve bunları gördüm mesela bu yaz birkaç yerde. Adana plakalı bir kişi vardı. Çok hoşuma gitti. İki tane gençti onlar da. Aracın üstüne kocaman bir su bidonu koymuşlar duş için. Güneş panelleri vardı. Tamamen bağımsız bir araçtı. Bu araç tamamen bağımsızlığı iddia eden bir araç değil. Bu araçla ben şehir içerisinde de çok rahat çayımı kahvemi yapabiliyorum. Küçük yerlerde çok rahatlıkla yemeğimi de ısıtabiliyorum. Amaç burada bu. Ha, bazen şeyler oluyor. Tuvalet yok mu içerisinde? Yani aracın metreküpü belli zaten. Yani böyle bir araçla içerisinde tuvalet yapıp da ne yapacaksın zaten? Bu portatif tuvaletler falan oluyor. Onları kullananlar da zaten bir ilk başta alıyorlar. Bir daha da açıkçası onun kasetini değiştirmek, onun kimyasalını içine koymak falan zor geldiği için Türkiye'de benzin istasyonları da özellikle çok temiz birçok firma. Hiç gerek bile duymuyorlar o portatif seyyar. İşte doğada zaten kolaylıkla herkes başının çaresine bakabiliyor. Onunla ilgili çok büyük sıkıntısı yok. Şimdi ben ilk bu dolabı yaptırdığımda buzdolabı için yaptırmıştım. Mesela bu benim keşke de ya yaptırmasaydım diyemem. Çok kullandım, böyle de kullandım. Ama şöyle bir şey var. Bu Indelbi'nin TB41B. 41B modeliydi benim aldığım buzdolabım. Çok memnunum gerçekten de. Evde de kullanıyorum. Buzdolabında yer kalmadığı zaman da evin içerisinde de kullanıyorum. Bu alanda buzdolabı koyduğun zaman burası kapalı bir alan. Isıtmada sıkıntı oluyor. Yani gayet hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Ne buzlarının çözdürdüğü ne soğutmada bir problem yaşadı. Ama şöyle bir şey, verimlilik açısından daha fazla enerji tüketiyor. Bunu şu anda dolap gibi kullanıyorum zaten. Kıyafetler, böyle taşınması daha düzenli olmasını istediğim alanları buraya koyuyorum. Bunun yerine dolabı, mesela bundan sonra yapacak olanlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Aracın şu ön sürücü kısmındaki şu alan mesela o dolabı koymak için çok güzel. O alanı da şöyle değerlendirebilirsiniz. Gene karşılaştığımız, tanıştığımız Mehmet Bey var. Onun aracında çok güzel bir çalışma yapılmış. Şu koltuğu, ikili koltuğu, şu altındaki yerleri, şu döşemeyi kaldırıyorlar. Döşeme olduğu gibi kaldırıyorlar. Bunların kaynak yerleri çıkıyor. Şu kaynak yerinden parçacılardan bulup bir arkasına monte ettiriyorlar aynı hizasına. Yani şöyle, şu ön oluyor. Şu bakayım biraz daha güzel göstereyim. Şu parça öndeki parça, yani şu koltuğun, ikili koltuğun arkasındaki şu parça ön oluyor. Tam bir arkasına da arka kısmını getirecek şekilde koltuğu geriye atıyorlar. Bu da ne yapıyorsa kocaman bir alan sağlıyor. Değiştirilemez oluyor. Kemerlerinizde hiçbir sıkıntı olmuyor. Kemer bağlamada sıkıntı olmuyor. Burada da kocaman bir alan oluyor. Dolabı mesela buraya koyabilirsiniz. Alttan da bir tane 12 voltluk bir çakmaklık yerleştirip şuradaki kısma. Şu alana da bir tane masa koyup çok ofis tarzında bile kullanabilecek şekilde aracı dizayn edebilirsiniz. Mesela onu öneririm. Benim de ileriki aşamalarda belki değişiklik yaparsam şu iki koltuğu dediğim gibi şu koltukların sabitlenme yerlerini bir geriye taşıyarak bu kalacak, bunlar kalıyor, bunları hiç değiştirmiyorsunuz. Bunun aynısını ne yapıyorsunuz? Bir gerisine oluşturuyorsunuz, bir gerisine kaynaklı yapıyorsunuz. Bu koltuğu olduğu gibi arkaya yerleştiriyorsunuz. Çok daha kullanışlı oluyor. Bunu mesela öneririm. Sonrasında yeni yaptığımız şeylerden birisi bu ocak kısmında mutfak kısmı diyelim buraya. Nurgaz'ın bu ocağını çok kullandık. Özellikle yaptığımız yemekleri ısıtmakta, yolculuk sırasında kahve yapmakta falan çok kullanışlıydı. Yani yemekleri yapmak biraz bu ocakta karlı olmuyor açıkçası. Tüpleri pahalı. Biz genelde Kumtel'in elektrikli ikili ocağı var. Yemeklerimi eşim onda yapıyor. Bunda da ısıtma işlerini falan yolculuk sırasında hızlı bir şekilde hareket edeceksek, yetmediyse elektrik akımı falan, bunda hemen ısıtma işine giriyoruz. Bu kısım nasıl? Burada yağlarımız var, kahvelerimiz var, deterjanlarımız, sirkemiz, çay, ona benzer temel gıda maddeleri oluyor.
Burada da baharatlar falan oluyor çoğunlukla. Şu IKEA'dan aldık. Şunları tavsiye ederim. Çok güzel, kullanışlı, hava geçirmiyor. Bunlar güzel. Burada gene kaşıklığımız falan var. Son derece işimizi rahatlıkla görüyor. Burada da tencere tavayı muhafaza ettiğimiz bölüm oluyor. Burada şu rüzgarlık, bu çok işe yarıyor. Bazen yolculuk sırasında çok aşırı rüzgar olabiliyor. Rüzgar ateşi açıkçası verimsiz hale getiriyor. O yüzden şu tarz bir şey bulabilirsiniz. Hatta tüm dört tarafını çevreleyecek bir rüzgarlık bulabilirsiniz. Çok daha faydalı olur. Bu benim işimi görüyor ama çok rüzgarlı havalarda yanlardan, sağdan çok fazla rüzgar geldiği zaman gene rüzgar alevin etkisini azaltıyor. Gene yeni yaptığım şeylerden bir tanesi de şu su bidonu tarzında düzenek oldu. Bunu çok ucuza hallettim. Son derece basit. Şöyle karga burunlu mu diyorlar bunları? Bidonlardan buldum 35 litre. Bu buraya sabitlendi. Uygun yollu bir su sistemiydi. Bunu da internetten tedarik ettik şunu. Türkiye'de satılıyor. Bu ayrı çalışıyor. Şöyle bir duş başlığı var. Bidonun içerisinde de ne geliyor? Bir tane motoru geliyor çok 12 voltla çalışan. Ben 12 voltumu şuraya koymuştum. Bu buraya bağlı. Özellikle yaz tatilinde böyle bir şeyleri yıkamak için ne bileyim dalış malzemeleri falan olursa gözlüğünü, şnorkelini falan tatlı suyla durulamak için çok güzel oluyor. Duş da alınabiliyor çok rahatlıkla. Hemen şöyle çalışıyor, göstereyim. Şurada açma kapama düğmesi var. Düğmeye bastığında şuradan da su böyle geliyor. Su da böyle geliyor. Çok rahatlıkla duş kısmı olabiliyor. Bunun hatta şöyle yapıştırması da var. Cama yapıştırıp normal duşluk olarak da kullanabiliyorsunuz. Valla bu yaz bizim oldukça işimizi gördü bu. Kapattığımızda da bu şekilde sonlanıyor. Bu güzel bir ürün. Tavsiye ederim, çok ekonomik. Bidon 35 liraya aldım. Onu da galiba 150-160 lira mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Nereden aldık? Hatta şurada şeyi vardı. Iron Man 4x4. Şöyle ikonu var. Bu ikonu tam hatırlayamadım. Offroadçu bir mağazaydı. Offroadçu bir mağazadan satın aldım diyebilirim. Şimdi gene bu sistemde daha iyi olabilir dediğim şöyle bir kısım vardı. Onu da paylaşayım. Onu anlatayım. Şimdi biliyorsun şurada tekerleklerin davlumbaz kısmı var. Şunlar. Bunlar bizi sınırlayan şeyler, özellikle bu dolabın enini onlara göre belirliyorsunuz. Birebir geliyor zaten benim. Tabi üstteki tahtasını da ona birebir yaptığın zaman kenarlarda boşluklar oluyor. Gerçi seyahat sırasında bizim çok eşyamız olduğu için yanları doldurarak onları da hallediyoruz ama bu tarz bir şey yaptıracakları şöyle bir önerim olabilir. Özellikle bu biliyorsunuz şu kısımdan şu şekilde iki parça daha koltuğun üzerine doğru gidiyor. Onu anlatayım şimdi nasıl olacağını. Evet. Şimdi yatağı açınca şu şekilde oluyor. Fark ettiyseniz bir sol kısımda şu kadar boşluk kalıyor. Bir de şu kısımda boşluk kalıyor. Şimdi bunu önlemek için şu üst tablayı, yani bu üst tablayı ne kadar şu şeylerden gelecek şekilde, kemerlere çarpmayacak şekilde çok rahatlıkla bir 10 santim iki yandan da açabilirsiniz. Bunu yaptırırken bu kısmına dikkat edebilirsiniz. Mesela ben bunu üst tablasını biraz daha geniş tutsaymışım daha benim için iyi olurmuş. Perdeler gene aynı şekilde çok işe yaradı. Perdelerimden çok memnunum. Perde kısmında belki bir şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi. Şu üst kısma bu aynı perdelerden, rayından üst kısma taktırıp şu alanı da komple böyle perdeyle önle bağını kesebilirdim. Sabahları güneş gelmesini basit bir yolla önleyebilirsiniz bununla da. Dönen koltuğumu aynı şekilde Bursa'da yaptırdım. Bu da çok inanılmaz keyifli bir şey oldu araç için bence. Oturması, özellikle tek başınıza olduğunuz zaman ön koltuğa da yaptırılabilir, sürücüye de yaptırılabilir ama ben yaptırma ihtiyacı duymadım. Sadece şimdilik bunu denedim. Biraz diğer koltuklara göre yükseliyor. Bir 5-6 santim yükseliyor. Önde oturan kişi
Eşiniz biraz kısa boyluysa ayakları biraz havada kalabilir. Onu da gene en dibine getirerek bir kısmen çözebiliyorsunuz. Ama onun dışında konforu bence o ayağının biraz yukarıda kalmasından çok çok daha üst düzeyde. Şimdi bu döner koltuğun mekanizmanın çalışmasını sağlayan şöyle bir pim var. Bu pim normalde koltukla aynı hizada. Ben bunu öne değil de arkada olmasının daha kullanışlı olacağını sonradan fark ettim. Ben öne taktırmıştım bunu bakın. Koltuğun önüyle bu aynı hizada. Dönerken bu da aynı şekilde şöyle dönüyor koltukla beraber. Bunu siz eğer taktırsanız o koltuk mekanizmasını hareketlendiren o kolun arkada kalmasına dikkat ederseniz çok daha kolay açılacağını fark edeceksiniz. Onu da aynı şekilde söyleyebilirim. İkinci konu yalıtım. Birçok kişi yalıtım konusunda önerilerde bulunuyor. İşte yalıtım muhakkak olması gerekiyor. Yalıtımsız çok zor falan diye. Valla ben yalıtım konusunda şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım bu araçta. Çok kış kampı yapmadığım için yalıtım bence çok gerekli değil benim için. Webasto ile çok zaten çok kolaylıkla aracın içini ısıtabiliyorum. Bu T2 ve T3'lerde biliyorsunuz onlarda da yalıtım yok. Onlarla da insanlar çok rahatlıkla eksi 6, eksi 7'ye kadar kalabildiklerini yazmışlar. Ha, konfor açısından nasıl olur? Dediğim gibi kış kampı çok yapmayı planlamadığım için aracımla bana yalıtım gerekli değil. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela çok soğuk havalarda araçla seyahat ederken özellikle bu sürgülü kapı kısmında içten sanki hafiften soğuk geliyor. Belki bu sürgülü kapılar yalıtım malzemesiyle yalıtılarak o soğuğun koltukta oturan kişiye çok fazla geçmemesi sağlanabilir. Bu mesela olabilir. Onun dışında dediğim gibi yalıtım benim için çok gerekli olan bir şey değildi. Onun için bir para harcamadım. Araç teybinden bahsedeyim. Araç teybimden çok da memnun muyum? Bazen takılıyor falan. Videoların sesini falan bozduğu oluyor. Ama mevcut teypten çok çok daha kullanışlı. Özellikle video oynatma, işte ne bileyim müzikleri yükleme açısından çok kullanışlı bir ürün. Daha ileri var mıdır bilmiyorum. Markasını bile unuttum. Gezen bilirdi, onu da bir ara not almıştım. Bunda da şöyle bir öneride bulunabilirim. Bu araçların konuşma mikrofonları genelde şu kısma, ön yolcunun sol kısmına monte ediliyor. Bu aslında çok kullanışlı olmuyor maalesef. Çok fazla araç içerisinde eko yapıyor. Özellikle hoparlör aracın burada olduğu için karşıdan gelen ses sürekli burada bir yankıya sebebiyet veriyor. Bunu yaptıracak olanlara ben şunu tavsiye ederim. Bu mikrofonun kablosunu aracın kendi şurada hoparlör kısım var. Buradaki kısma bağlattırırlarsa ya da orijinali bozmayacağım derlerse gene aynı şekilde bu mikrofon kısmını aracın şuradaki kısma yapıştırabilirler. Daha sağlıklı bir ses oluşturmuş olurlar. Sonuç olarak diyeceğim şudur ki siz de şu tarz bir camper, bir aracı dönüştürmek istiyorsanız çok yüksek maliyetlere değil de makul bir çözüm üretmek istiyorsanız, çünkü bu araçları karavan yapımcılarına verdiğiniz, onlar da haklı olarak işçiler, daha nitelikli ürünler ortaya koyuyorlar. Biz sorduğumuzda 60 bin lira fiyat vermişler, düşünün 3 yıl öncesinden, şimdi kim bilir ne oldu. Hem aracım TÜV'e girerken sıkıntı olmasın, hem kamyonet olarak kalsın. Ben arkasındaki malzemeyi çıkartır takarım, benim için sorun olmaz, hafif olsun diyorsanız böyle bir ürünü tercih edebilirsiniz. Çok fazla şeye bakmamaya gerek yok. Çok araştırmaya da gerek yok. Bazen insanlar yapacakları şeyin içerisinde boğulup o andaki yapacağı asıl hayallerini erteliyorlar, kaçırıyorlar. Makul yollu birçok yol var. Bunları yapabilecek. Koltuklarını söküp arkaya minder döşek bile atabilirsiniz. Birçoğunu gördük Avrupa'da. Koltuklarını söküyorlar mesela iki kişi. Yataklarını portatif bir şekilde koyuyorlar. Çok küçük birkaç malzemeyle beraber, yani karavanın içine harcayacakları parayla tüm Avrupa'yı, tüm ülkesini rahatlıkla dolaşıyorlar. Çok fazla dediğimiz gibi malzeme dağcılığı sözü bizde çok kullanılıyor. İnsanlar hayallerini
parayla satın alabileceğini düşünerekten sürekli malzemeye yatırmayı seçiyorlar. Oysa ki gün geçiyor, vakit geçiyor, yaz geçiyor, tatil geçiyor. Sonra elinde bir sürü malzeme, hiçbir anısı tecrübesi olmadan kapının önünde duran bir araca dönüşü veriyor yaptıkları şey. O yüzden en kısa yoldan, en sizi yormayacak şekilde, tabii bunlar kişisel görüşlerimdir benim. Arabanızı, aracınızı doldurarak seyahat etme tutkunuz varsa böyle bir araçla çok rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Biz şimdiye kadar geçirdiğimiz süreçte bu araçla gerçekten çok keyif aldık. Transportu tarzı araçlar gerçekten de çok konforlu. Hiç üzmüyorlar gerçekten de sürücüsünü. Özellikle yeni modelleri falan da gördüm. Onlar da çok şık araçlar. Bu tarz arzusu olan herkese tavsiye ederim. Evet, sağlıcakla kalın. Möbius Van'dan herkese selamlar.